Türkiye'nin en ünlü zenginin ölümünden de kendi çapımızda ibret almak nasip etsin. Amin. O büyük plazalar, o güzel fabrikalar, dünya çapındaki markalar. Sübhanallah. Bir konuşmayla ekonomiyi sallayan demeçler, yorumlar, TÜSİAD'daki pozisyonlar, Türkiye'deki en önemli tahterevaldeki bir noktada yerine göre ağacı çökertenler. Ölüm var, ölüm var, ahiret var arkadaşlar. Allah uyandırsın. Amin. Hemen tercüme gidiyorsun. Bir dakika arkadaşlar, zil çalmadı. Şimdi yani çantaları hazırlayın da çıkmayın. Hani şimdi biz talebelik yaptık ya, çantaları hazırladık tam böyle zile yakın. Öğretmen zil çalınca hemen öğretmenle beraber kaç. Bazıları öğretmenden evvel çıkardı. Siz öyle olmayın. Hiç olmazsa biraz sağ gözüme girdiniz, sol gözüme de girin arkadaşlar. Yani lütfen. Eyvallah, bismillah. Rabbimiz buyuruyor ki, ey Allahu Teala Hazretleri şu hoş kelimeyi, yani yürekteki o imanı yedi kat gökleri dallarıyla tutan, yedi kat derinlikteki dünyayı kökleriyle kavrayan, gövdesiyle kainata nizam-ı alem olan bir ağaca benzetti. Benim imanım, tek başıma benim imanım, tek başına senin imanın. Siz bu kainatı kökleriyle kavrayan, erozyon önleyen, şu gövdesiyle de kainatın gemi seren direği gibi nizamı olan, dallarıyla da gökyüzünü kavrayıp, dayanıp, o gökteki dengeyi sağlayan, hoş, hem de kaba saba dikenli tipsiz değil, hoş, manzarası da güzel, durun 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 durun. Peşinden ürünleri, meyvesi de güzel. Ama tü'ti yukuleha kulle hayyinin bi'idin Rabbiha. Gökleri tutan, yerleri kavrayan, kainatın nizamı olan bu tevhidin sahibi Müslüman diyor Allah. Mümin. Hayatının her bir diliminde çok güzel ürünler ortaya koyar. Tü'ti yukuleha kulle hayyinin. Gençliği bir güzel. Orta yaşlı bir başka güzel, dedeliği bir başka güzel, neneliği bir başka güzeldir Müslümanın. Delikanlılığı eşkıyaca değil. Hangi adreste nasıl bir günah, nasıl bir isyan, nasıl bir yanlış yaparızın hesabını yapmayan. Gençliğini Hazreti Ali gibi, olgunluğunu diğer olgun insanlar gibi. Yaşlılığını böyle, böyle kalın gözlerini indirmiş, elinde Kur'an sayfa sayfa deviren, sürekli gülücük dağıtan, torunlara nasihat eden, gelinlere örnek bir analık, nenelik yapan, evin böyle bereket unsuru, iş yerinin bereket kaynağı bir dedecik, bir nenecik. Vallahi, billahi, tallahi. Allah bebekliğinizi de, çocukluğunuzu da, gençliğinizi de, orta yaşlarınızı da, ölüm öncesi dünyaya ak saçlı ve sakallı bir dedecik, nenecik döneminizi de, yanaklarınızdaki etler sarkmaya başlamış, gülücükler dağıtan, ağzından bal, yüzünden nur akan ve kendisi bir mıknatıs gibi ziyaretine insanları sarhoş eden, cezbeden, ah bir daha görsem o nurlu dedeyi, o neneye bir daha sarılabilsem dedirten, vallahi billahi tallahi bu İslam sizi böyle görmek istiyor. Ya yeter artık ya, yeter ya. Biraz uğraşın kendinize ya. Bu kadar da salmayın, hakkınız yok. Tek başına bir kainatın nizamısınız. Ben neymişim diyeceksiniz yarınki gelecek salıda. O gelecek salıda bu ayet işin beyniydi. Gelecek salıda aman Allah'ım, sübhanallah. Rabbim bana ne değer vermiş. Rabbim beni ne konumda değerlendiriyor. Amanım ben ne vaziyetteyim, estağfurullah. Diyeceksiniz. Ve yadribullahu el-emthale lin-nasi la'allem yetezekkerun. Allah-u Teala buyuruyor ki, Rabbimiz buyuruyor ki arkadaşlar, Allah kullarına bu güzel örnekleri veriyor. Ağaç örneğini vermiyorum ben. Karınca örneğini vermiyorum ben. İnsana çevreden örneklerle ince düşünceyi telkin etmeye çalışıyorum. Düşünür kulum. Değerlendirir kulum. Rabbim ben gerçekten bu kadar değerli miyim? Ben bu ayet-i kerimeyi hep şu hadiste tarttığım zaman daha farklı bir sonuç alıyorum. Bir iki dakika bu hadisi buraya Rab dediğimde
Karınca ile alakalı sureden okuduğum ayetle öbür ayeti kerimenin içerine uygun bir altyapı çalışması yaptım ama metnini tercüme ve tefsir yapmadım. Kalsınlar, beklesinler. İnşallah devam edecek bu sıralı ders. Tamam mı? Arkadaşlar, mübarek peygamberimizin konuşmalarının, anlatımlarının, izahlarının, yorumlarının tabiri caizse hadis kaynaklarında hemen hemen hepsinde en son ciltlerde Kitab-ül Fiten, ahir zamanda yani dünyanın sonuna doğru insanların, hayvanların, tabiatının, olayların eksi anlamda böyle dünyanın yıkılmasına neden olacak berbat işlerin, karışık, kuruşuk işlerin nasıl olacağına dair açıklamalarından oluşuyor. Kitab-ül Fiten. Farklı başlıklar da olabilir. Fitne konuları, sıkıntılı konular. Şu Orta Doğu'daki gelişmeler de öyle. Arkadaşlar, Orta Doğu'da bir ateş çıkacak. Söndürülemeyecek. Gidiş o gidiş olacak. Siz hayatınızı imanla bitirmeye bakın. Dolu dolu gitmeye bakın Allah. Her an ölüm hazırlıklı. Beklemeyin arkadaşlar. Hocam ne olacak diye sormayın. Bu iş nereye kadar diye de sormayın. Sormayın arkadaşlar. Bir program var. Siz size düşeni yapın. Siz böyle rahat bir arkadaşlar karşılanacak işler yapmaya çalışın. Neyse, mübarek peygamberimiz buyuruyorlar ki La tegumu saatu hatta yukale la ilahe illallah. Bir benzer hadis-i şerif var. Onda da aynı metin ama hatta yukale Allah Allah şu kainatta sadece bir tanecik Allah'ın aradığı bir yürek, imanlı bir yürek, aradığı bir Müslüman modeli bir tane bile kalsa, diyor ki Peygamberimiz, Allah ondan ötürü kıyameti kopartmayacak. Bir tek. Alemlerin içerisinde Rabbül Alemine hakkıyla inanan bir tane hanım ve erkek sağlam Müslüman varsa gözünüz aydın. Kıyamet kopmayacak. O da başını yastığa koyacak. Allah, Allah. Ah! Bitti. Gökler çatır çatır. Güneş, ay, yıldız, galaksiler prizmi gibi savrulacak. Denizler karaya, kararlar deneye karayacak. Salise öncesi, dakika değil, saniye değil, salise öncesi hamile kalan hanımlar ve dişi hayvanlar doğuracak. Kucağındaki bebekler yığılıp kalacak. Herkesin aklı başından gidecek. Oldukları yere kalacaklar, çakılıp kalacaklar. Bunu Allah Sure-i Hac'ın girişinde de anlatıyor. Ya kullu hamlin hamleha kullu murdi'a, her emzikli yavrular arkadaşlar kucaktan böyle, hanım mesela yavrusunu emziriyor böyle, uygun saf ederseniz emziriyor böyle, başını okşuyor öyle, seviyor falan. Öyle bir olay yaşayacak ki aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Kucağındaki odun muydu, bebek miydi, ekmek miydi? Vallahi fark edemeyecek. Allah anlatıyor bakın böyle. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Vücuttaki tüm sıvılar çıkacak. Daha rahime yeni yapışmış bir buzağı, daha rahime yeni yapışmış bir tane sevimli alacak kuzu numunesi, sıvı madde daha yeni yapışmış. O doğuracak. Ölü doğacak, sıvı doğacak, doğacak. Allah aklınızı başınızdan alacak. Dünya böyle gitmeyecek arkadaşlar. İstimlak edildiğini yaratan söylüyor. Belediye istimlakları nasıl başlıyor? Takır takır değil mi? Ha? Kentsel dönüşüm, istediğin kadar dönüşüme karşı ol. Dönüştürüyor adam arkadaşlar. Allah dönüşümü başlatacak. Kentsel değil, küresel kainat dönüşüm yaşayacak. Ne gökleriniz gök, ne yerlerinizin yer. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ Göklerin düzenini değiştireceğim, yerlerin hiçbir şeyi tanıyamayacaksınız. Herkes kahredici tek güç Allah'ın önüne dizili verecek diyor Allah. Benim bu çalışmam, bu anlatmam Allah'ın huzuruna efendice, utana sıkıla da olsa Müslümanca adam gibi dizilme çalışmasıdır. Köşe bucağı ya leyteni ya veyleta gibi böyle başını duvarlara vuran bir çalışma değil de
elhamdülillah deme çalışmasıdır. Elhamdülillah'ı topluca koro haline söyleme çalışmasıdır. Çalışmamız bu anlamdadır. Allah-u Teala sizlere kabul eylesin. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Yarı yıl tatiline evlatlarınız hakkında acıklı haberlerden, üzücü haberlerden muhafaza eylesin. Sizleri de, onları da, sevgili eşlerinizi, beylerinizi de inşallah örnek aile eylesin. Çocuğunuzun sağ yanağından bir anne öpücüğü, sonra bir baba öpücüğü birlikte sevgi dokunuzu güçlendiren vesile eylesin yavrularınızı. Hakkını veremediğiniz analığınızın, babalığınızın, evlatlığınızın böyle bir okulunda başka şeyinde fazla mazeret olamayacağı bu günlerde ailece kaynaşmanıza, akrabalarla kucaklaşmanıza Allah bu dönemi vesile eylesin. Allah-u Teala Hazretleri ülkemizin doğu ve güneydoğusundaki sorunları Rabbimiz arkadaşlar doğal yaşamı kabullenen eşkıyalıktan uzak insanların öpüştüğü, kucaklaştığı bir bölge eylesin. Amin. Alem İslam Allah imdad eylesin. Amin. Allah gavurların hesaplarını kursaklarına patlasın. Amin. Niyetlerini Allah-u Teala kendileriyle baş başa bıraksın. Amin. Allah hepimizi hayırlara kullansın. Amin. Güzel dinimizin yüce yüreklere, yüreklere, ocaklara, bayırlara, bucaklara, kainata doğal bir yöntemle, havanın açılımı gibi, kavraması gibi, güneşin ışığının yayılması gibi, yağmurun karın lapa lapa damla damla inmesi gibi, doğal ve toprağın bitirmesi gibi, sünnete uygun nebevi yöntemle güzel dinimizin yüreklerde ve hayatta yerleşmesine Allah hepimizi vesile kılsın inşallah. Amin. Basit, adil, sıradan işlerden Allah bizi korusun. Son nefese hüsnü hatime ve hüsnü şehadet nasip eylesin. Cümle hayırlı muratlarımızı, muratlarınızı Allah kendi rahmetinden kimseye zarar vermeyecek tüm dualarımızı kabul buyursun. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ahiru davana enilhamdü lillahi rabbil alemle Fatiha. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.